Başkanım, sayın milletvekilleri, değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 24. bileşimini açıyorum. Değerli konuklar, her grup toplantısında buradaki misafirlerimizin kimler olduğunu söylüyorduk. Ama bugün burada askerlik görevini yaparken vatan uğruna ölen şehitlerimizin anneleri, kardeşleri, abileri olarak bulunuyoruz. Hepimiz biriz. Hepimizin yüreği onlar için atıyor. Onun için bugün burada olduğunuzdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Onlar birkaç değil. Onlar sevdamız, geleceğimiz, biricik evlatlarımızdı. Onlar söz konusu vatansa canımız feda diyen göz bebeğimiz, çocuklarımız. Onlar asla unutmayacağımız, unutturmayacağımız şehitlerimiz. Onlar için sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bizleri televizyonları başında dinleyen, izleyen saygıdeğer yurttaşlarım. Bu grup toplantısı benim için de zor olan bir grup toplantısı. Meseleyi nasıl anlatacaksınız? Neler söyleyeceksiniz? Hepimizin yüreği kanıyor. Ve hepimiz ciddi bir gelecek endişesi taşıyoruz. Samimi inancımı söyleyeyim. Türkiye iyi yönetilmiyor. Yönetilemeyen, savrulan bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ne söyleyeceksiniz?
Söylenmesi gereken çok şeyi söyledik aslında. Yapılması gereken çok şeyi yapmaya çalıştık aslında. Öneriler getirdik. Yapmayın etmeyin dedik. Şöyle yapın böyle yapın dedik. 5 madde getirdik, 7 madde getirdik, 3 madde getirdik, 10 madde getirdik. Buna göre davranın dedik. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle sıradan bir coğrafyada değil. Bütün dünyanın gözlerinin olduğu stratejik bir bölgededir dedik. Egemen güçlerin bu bölgeden nasıl kovulduğunu acaba bu ülkeyi yönetenler biliyorlar mı? Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini acaba biliyorlar mı? Bir Milli Kurtuluş Savaşı yapacaksınız ve asla egemen güçlere teslim olmayacaksınız. Bunu biliyorlar mı acaba? Defalarca uyardık. Egemen güçlerin bu bölgede taşeronluğuna soyunmak en büyük tehlikedir dedik. Egemen güçler bu bölgede operasyon yaparken maşa kullanırlar dedik. Maşa konumuna Türkiye Cumhuriyeti devletini sokmayın dedik. Defalarca söyledik. Dilimize tüy bitti. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin, komşumuz bir ülkenin rejimini değiştirmek için özel bir çaba harcıyorsunuz. Sana ne kardeşim ya? Varsa bir sorun, uluslararası kuruluşlar var. Gidersin Birleşmiş Milletler'e. Gidersin başka organizasyonlara. Suriye'de insan hakkı ihlalleri var dersin. Kabul etmiyoruz dersin. Uluslararası arenaya taşırsın bunu. Biz hiçbir zaman demokrasiden ödün veren bir rejimi savunmadık. Bundan sonra da savunmayız. Nerede bir insan hakkı ihlali varsa oraya gözlerimizi diker ve bakarız. Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık, savunmuyoruz da. İstiyoruz ki her bölgede, bizim bölgemizde, bütün komşularımızda barış içinde yaşayalım. Arzumuz budur bizim. Bizim askerlerimiz, defalarca söyledim yine söyleyeyim. Bir Mehmetçiğin tek tırnağı bile Suriye'den de Libya'dan da efendim İdlib'den de değerlidir dedik. Bir Mehmetçik. Niye söylüyoruz bunu? Çünkü biz kendi bölgemizde savaş istemiyoruz. Komşuda savaş istemiyoruz. Komşuda yangın istemiyoruz. Örnekler verdim, örnekler. Dedim ya, apartmanda otururken komşuda yangın çıkarsa elinde bir kova suyla koşacaksın yangını söndürmek için. Biz komşuda çıkan yangını söndürmek için suyla değil, bizon benzeriyle gittik. Çünkü öyle talimat verdiler. Onu yapacaksın dediler. Ben, siz egemen güçlerin taşeronluğunu yapıyorsunuz dediğimde bana kızıyorlar. Doğruyu söylemeye tahammül etmiyorlar. Doğruyu dinlemeye tahammül etmiyorlar. Devlet aklından bahsediyoruz bugünlerde. Devlet aklı. Ne demek devlet aklı? Ülkeyi yönetenlerin o ülkenin hangi koşullarda kurulduğunu bilmeleri demektir devlet aklı önce. Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini bilmektir devlet aklı. Devlet aklı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını her yerde, her ortamda savunmaktır devlet aklı. Devlet aklı aynı zamanda liyakatli insanların bulunduğu yerde devlet aklı olur. Liyakati bir devlette yok etmişseniz orada devlet aklından söz edemezsiniz. Bir kişinin aklından söz edersiniz. Bir kişinin aklının egemen olduğu bir devletin geleceği felaketlerle doludur. Tarihin dünya kadar örneği vardır. Değerli arkadaşlarım, 26 Şubat 2006 Erdoğan konuşuyor. Üsküdar AK Parti İlçe Kongresi'nde konuşuyor. Biz Orta Doğu'da GOTKA denilen Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi'nin içinde eş başkanız. Biz orada görev ifa ediyoruz. Böyle bir görev Türkiye'ye seçilerek verilmiştir. Sana bu görevi kim verdi?
Kim verdi? Bu sorunun cevabını istiyorum ben. Milletin vicdanı önünde bu sorunun cevabını istiyorum. Sana Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını kim verdi? Çık milletin önünde bunu açıkla, açıklıkla ifade et. Orta Doğu'yu kan gölüne döndüreceksin diye sana talimatı kim verdi? 4 Mart 2006 Bayrampaşa İlçe Kongresi'nde konuşuyor beyefendi. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Sen kendi Türkiye'nle uğraş. Bu ülkede demokrasiyi büyüt. Kişi başına gelir artır. Her evde huzur olsun, her evde bereket olsun. Sana ne Orta Doğu? Sana ne Kuzey ya da Güney Afrika? Sana ne kardeşim? Neden egemen güçlerin talimatına göre, yönlendirmesine göre, görevlendirmesine göre görev alıyorsun? Aslında zaman zaman Erdoğan da gerçekleri görüyor. Hakkını yemeyelim. Yaptığı bir konuşma var. Anneler Günü dolayısıyla yapıyor. Anneler Günü'nde şu konuşmayı yapıyor. 12 Mayıs 2013. Bizi Suriye'deki kanlı batağın içine çekmeye yönelik her türlü eyleme karşı soğukkanlı olmak zorundayız. Annelere söylüyor. Orta Doğu'da bir batak var. Bizi oraya çekmeye çalışıyorlar. Hepimizin dikkatli olması lazım. Büyük devlet hadiseler karşısında aklı selimle düşünebilen bir devlettir diyor. Doğru mu? Doğru. Peki ne oldu da bundan vazgeçti Erdoğan? Ne oldu da vazgeçti? Az önce bir soru sormuştum. Kim sana telkin etti? Kim seni yönlendirdi? Kim şunu yap bunu yap dedi? Kim Orta Doğu'ya gir dedi? Aslında onun cevabını da Erdoğan veriyor. Ne zaman? 5 Aralık 2017. Yeni 2017. AK Parti grubunda. Ya biz Özgür Suriye ordusunu ey Amerika seninle beraber kurduk ya. Bunun adımını sizden önceki Obama yönetimiyle beraber kurduk diyor. Telkinin kim tarafından yapıldığını, kimin talimatıyla bu işlerin içine bulaşıldığını Erdoğan kendisi itiraf ediyor. Bütün milletimin, vicdan sahibi olan herkesin, kadın erkek, yaşlı genç, büyük küçük, vicdan sahibi olan herkesin vicdanına sesleniyor. Herkesin. Ya arkadaş, Özgür Suriye ordusunu Amerika'nın telkiniyle neden beraber kurarsınız? Hangi gerekçeyle kurarsınız? Suriye'nin parçalanması, Orta Doğu'nun parçalanması kimin içine yarıyor? Akıl var, akıl. Aklını kiraya vermeyeceksin. İradeni kiraya vermeyeceksin. Devleti yönetiyorsan devlet aklı dediğimiz kavramı asla unutmayacaksın. Uzmanlara danışacaksın. Bir değil 5 sefer danışacaksın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihini bileceksin. Orta Doğu'yu bileceksin. Arap dünyasını bileceksin. O dünyada nelerin olduğunu bileceksin. O dünyada suya giderken nasıl kandırıldığını göreceksin. Dünya kadar tarih örnekleri var. Dünya kadar. Fali Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı'nı okuyacaksın. Orta Doğu'yu anlamak istiyorsan Fali Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı anılarını okuyacaksın. Değerli arkadaşlarım, elim bir olay oldu. 27 Şubat günü. O gün bir televizyon programı vardı, ona katılmıştım. Program biraz erken kesildi. Çünkü sosyal medyadan haberler geliyordu. Can yakıcı haberler geliyordu. Çok sayıda şehidimiz var. Hemen arkadaşları topladık. Önce bir ayak divanı. Olaylar büyüyünce grup başkan vekillerimizi ve
genel başkan yardımcılarını genel merkeze topladık. Hep beraber olayları izlemeye, bilgi edinmeye çalıştık. Bölgeyle konuşuyoruz. Reyhan ilçe başkanımızla, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla, bölge milletvekilleriyle konuşuyoruz. Nedir oradaki olaylar? Neyin nesidir? İlerleyen saatlerde gelen haberler daha acı olmaya başladı. Bekliyoruz birisi bir açıklama yapsın. Açıklama yapan yok. Değerli arkadaşlarım, 23.49'da Hatay valisi çıktı bir açıklama yaptı ve 9 şehidimizin hayatını kaybettiğini, 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Ama gelen bilgiler bunun çok üstündeydi. Büyük bir sükunetle yine olayları takip etmeye çalıştık. 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gece Sayın Vali önce 22 şehidin varlığını açıkladı. Sonra 29 şehidimiz var dedi. Ve biz oturduk dedik ki bu kadar önemli bir olay varsa, bu kadar şehidimiz varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması lazım. Bunu asla bir siyasi polemik konusu yapmayacağız dedik. Şehitler hepimizin şehididir. Başımızın tacıdır oradaki insanlar. Bir tırnağına Suriye'yi değiştirmeyiz. Bir tırnağına. Saat 28'inde yani 02.04'te parti sözcüğümüz bir basın açıklaması yaptı. Hiçbir eleştiri, hiç kimseye en ufak bir eleştiri gelmedi. Türk ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur dedi. Evet öyledir. Anayasada öyledir. Kuruluşundan beri de öyledir. O nedenle Gazi Meclisi ünvanını almıştır. Onlarca şehidimiz varken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin buna sessiz kalmasını bekleyemeyiz dedi. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen yarın bir kapalı oturum yapması gereğinin altını çizdi. Kapalı olmasının nedeni de şuydu. Olur ya pek çok bilgi olabilir. Açıklanmasında sakınca olabilir. Gelsinler 600 milletvekiline bilgi versindir. Bakın hiçbir suçlama yok. Hiçbir siyasi eleştiri yok. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak toplanalım. Bu olay nedir arkadaşlar? Olayın ayrıntıları nedir? Bilgisi nedir? Bunu öğrenelim. Milletvekili olarak, milletin vekili olarak buna hakkımız var bizim. Bunu söyledik. Ertesi gün yine hiçbir haber yok. Ertesi gün bir açıklama daha yaptık değerli arkadaşlar. Sabahleyin yine toplandı BYK. Biz sabaha karşı 5'te evlerimize gittik. Sabah 10'da tekrar geldik. 11'de tekrar BYK'mız başladı. Ve saat 15.06'da da ikinci basın toplantısı yapıldı. Talebimiz bu kez bir kez daha dile getirildi kamuoyu önünde. Yine parti sözcüğümüz hiç kimseyi eleştirmeden, siyasi polemik konusu yapmadan sağduyulu bir açıklama yaptı. Bu toplantı çağrımız, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantı çağrımız anayasamızdaki gerçeklere dayanmaktadır. Bu birlik ve bütünlük içinde, altını özenle çiziyorum, birlik ve bütünlük içinde yaşanan çok sıkıntılı süreci aşma gayretidir. Kavga demiyoruz. Birlik ve bütünlük içerisinde bu sorunu aşalım. Mecliste oturalım ve konuşalım diyoruz. Öncelikle Türk ordusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Anayasamıza göre başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılmaz bir bütündür. Anayasa öyle diyor. Onlarca şehidi varken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kayıtsız kalarak hızla olağanüstü toplanmaması düşünülemez. Bakın ne kadar sağduyulu hareket eden bir partiyiz. Kavga istemiyoruz. Polemik istemiyoruz. Gerçekleri istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip insanlar bilgi versinler. Bunları istiyoruz.
Değerli arkadaşlarım, yine ses yok. O gece Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile görüştüm. Başsağlığı dileklerini aktardım. Aynı şekilde kamuoyuna, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına başsağlığı dileklerimizi de ayrıca aktardık. Her basın toplantısında yine bunu özenle dile getirdik değerli arkadaşlarım. Birinci gün kimse yok. İkinci gün kimse yok. Sadece vali var. Üçüncü gün Sayın Erdoğan İstanbul'da bir toplantı yaptı. İstanbul milletvekillerini topladı. AK Parti İstanbul milletvekilleri. Bazıları AK Parti'nin eski İstanbul milletvekilleriydi. Orada bir konuşma yaptı. İlk kez çıkıyor. 33 şehidimiz var. İlk kez televizyona çıkıyor ve televizyonda açıklamalar yapacak. Herkes de dinliyor. Ekonomiden bahsetti. Başarılarından bahsetti. İşsizliği nasıl engelleyecekler ondan bahsetti. Bir sürü şeylerden bahsetti. Tabii doğal olarak bir de benden bahsetti. Ya arkadaş, gerçekten dinleyince memleketin haline bir daha üzüldüm. Biz ne kadar sorumlu, o beyefendi ne kadar sorumsuz davranıyor. Ya milleti ateşe atsa, o gencecik pırlanta gibi çocuklarımızı ateşe açsa sevinecek adam. Kılıçdaroğlu beni aramadı. Kardeşim, arayacak olan ben değilim, arayacak olan sensin. Nedir bu durum? Bilgi vereceksin. Bu neyi gösteriyor? Vatandaşlarıma bir daha söyleyeyim. Bu şunu gösteriyor. Bir cumhurbaşkanı tarafsız olmazsa memleketi yönetemez. Bir cumhurbaşkanı tarafsız olmazsa 83 milyonun cumhurbaşkanı olamaz. Neden diyoruz cumhurbaşkanı tarafsız olsun? Çünkü cumhurbaşkanı bulunduğu konum gereği devletin sigortasıdır. Sigortası yok koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Değerli arkadaşlarım, o gece ve kapalı oturum, cumartesi günü hemen toplanacağız. Bütün milletvekillerini davet ettik, CHP milletvekillerini. Sağ olsun bütün milletvekillerimiz geldiler. Yine sağduyuyla bir toplantı yaptık. Ama bu açıklamayı duyunca, Erdoğan açıklamasını, gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten. Ya insan da biraz vicdan olur ya. Biraz ahlak olur ya. Ya daha şehitlerimizin cenazesini toprağa vermemişiz ya. Nasıl böyle konuşursun sen? Ya bari cümleyi açarken şu kadar şehidimiz var, onu da yanlış söyledin. Bari bir başsağlığı dile ya. Nasıl bir yönetim anlayışıdır? Nasıl bir kibirdir? Bunu anlamakta zorlanıyorum. İnsan olarak anlamakta zorlanıyorum. Biraz vicdan lazım ya, biraz ahlak lazım ya. Biraz adalet lazım, biraz hukuk lazım. Biraz insana saygı lazım ya. Nasıl böyle bir konuşma yaparsın? Şehitler Tepesi boş kalmayacak diye açıklama yaptı. Değerli arkadaşlarım, bu Arif Nihat Asya'nın bir şiiri. Çok güzel bir şiir aslında. Şehitler Tepesi'nden, rüzgarın esmesinden ve bayrağın dalgalanmasından da söz eder. Şehitler Tepesi zaten boş değil ki. O tepede yüz binlerce şehit var. O tepede dalgalanan bayrağımız var. Sen öyle bir pozisyon alıyorsun ki, neden ben buraya daha fazla şehit defnetmiyorum? Neden daha fazla şehit Türkiye'ye gelmiyor? O tepe asla boş kalmayacak diyor. Sürekli şehitler gelecek diyor. Ya insanda biraz vicdan olur. O gece emin olun, on binlerce anne uyumadı. On binlerce anne. Çocuğu Suriye'de olan, Irak'ta olan annelerin dramını acaba bu saray sosyetesi biliyor mu Allah aşkına ya?
Bunlar biliyorlar mı ya? On binlerce anne o gece sabaha kadar uyumadı ya. On binlerce baba o gece sabaha kadar uyumadı ya. Değerli arkadaşlarım, binlerce gelin sabaha kadar uyumadı. Asker yolu gözlerim diye bir türkümüz var. Bunlar asker yolu gözlerimin ne anlama geldiğini biliyorlar mı hocam? Askere giden bir evladının huzur içinde evine dönmesinin ne kadar değerli olduğunu acaba bunlar biliyorlar mı? On binlerce gelin, on binlerce anne, on binlerce baba, on binlerce yavuklu o gece sabaha kadar uyumadı, o gece. Ama o gece bu memleketin cumhurbaşkanı yoktu. O gece bu memleketin bakanları yoktu. Özellikle de Milli Savunma Bakanı yoktu o gece. O gece bu memleketin Genelkurmay Başkanı yoktu. Neredeydiler o gece? O gece devletten bir kişi vardı. Hatay Valisi. Şimdi ben bunları söylemeyip de ne söyleyeceğim arkadaşlar? Ben bunları söylemeyip de kahramanlık edebiyatı mı yapacağım? Oradaki erlerin, annelerin, babaların dertlerini ben dile getirmeyeceğim de kim dile getirecek? Bir anne, bir yüzbaşının annesi. Bunları dile getirmezsen hakkımı helal etmem sana diyor. Yaralılarla konuştum, milletvekillerimiz konuştu. Yaşanan tabloyu anlatmak istemiyorum. O dramı anlatmak istemiyorum. Ama değerli arkadaşlarım, nerede bu ülkenin Genelkurmay Başkanı derken bir gerçeğin altını daha özenle çizmek isterim. Orduda bir hiyerarşi vardır arkadaşlar. En üst komutandan en alttaki ere kadar. Ve orduda asla ve asla emir tartışılmaz. As tarafından emir tartışılmaz, yerine getirilir. Metehan'dan bu yana Türk ordusunun emir ve komuta zinciri bozulmamıştır. İlk kez 20 Temmuz sivil darbesinden sonra ordunun emir ve komuta zinciri yoktur arkadaşlar. Genelkurmay Başkanı hiçbir yetkisi yoktur. Hiçbir kuvvet komutanı Genelkurmay Başkanı'na bağlı değildir. Açıkça anayasaya aykırıdır. Yaşanan perişanlık devlet aklının kaybolma perişanlığıdır. Değerli arkadaşlarım, Hatay valisi televizyona her çıktığında bütün arkadaşlarla beraber seyrederken yüreğimiz ağzımıza geliyor. Ya kaç tane daha oldu? Kaç şehit daha verdik? Biz bunları düşünüyoruz. O beyler neyi düşünüyor acaba? Değerli arkadaşlarım, milletin önüne çıkıp bir açıklama yapmadılar. Niye yapmadılar? Ben herkese sormak isterim. Aklı bali olan herkese sormak isterim. Ordumuza büyük bir kumpas kurulmuş. Onlarca şehidimiz var. Beyler sarayda oturuyorlar. Bir Allah'ın kulu çıkıp millete bilgi vermiyor. Beyefendi bekliyor. Acaba Kılıçdaroğlu beni ne zaman arayacak? Ben seni niye arayayım ya? Senin millet seni bekliyor. Çık millete bilgi ver kardeşim. Niye bilgi vermiyorsun? Değerli arkadaşlarım, o gece çıkmadılar. Ertesi gün de çıkmadılar. Ertesi gün de çıkmadılar. İki gün sonra da Genelkurmay Başkanı başsağlığı dileği için bir tweet attı.
Çok önemli bir şey. Yeni öğrenmiş demek ki. Yeni öğrenmiş herhalde. Değerli arkadaşlarım, bütün bu tablo Türkiye'nin iyi yönetilmediğini gösteriyor. Üçüncü gün ancak çıkıyorsun medyanın önüne. Üçüncü gün. Çıkıyorsun, yine şehitlerden söz etmiyorsun. Son arkalarda bir yerde konuşmanın sonunda şehitlerden söz ediyorsun. Ve beni eleştiriyorsun. Ekonomiden, işsizlikten, şundan bundan söz ediyorsun. Sanki Türkiye'de hiçbir şey olmamış, sıradan rutin bir olay olmuş. 34 tane askerimiz şehit olmuş. Bu da çok önemli bir olay değilmiş. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı Türkiye'yi emperyal güçlerden koruyacaklar? Bunlar mı Türkiye'nin çıkarlarını savunacaklar? Emperyal güçlerin maşası olanlar Türkiye'yi düzlüğe çıkaramazlar. Bunu herkesin bilmesi lazım değerli arkadaşlarım. Putin'e telefon eder. Merkel'e telefon eder. Trump'a telefon eder. Onlara meydan okur. Onlar gelir tak 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 vururlar. Koşa koşa ayaklarına gider. Hani sen kahramandın ya. Hani sen başkomutandın ya. Vurulan senin askerin. Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır. Nokta. Benim silahlı kuvvetlerimin, güvenlik güçlerimin vurulmasını sağlayan ya da vuran her devlet benim düşmanımdır. Ben niye ayağına gideyim ya? Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ey Kılıçdaroğlu sen niye böyle konuşuyorsun? Ne konuşayım Allah aşkına? Ne konuşmamı istersiniz siz? Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse. Mısır'daki Sağır Sultan da duysun. Bakın biz saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açtık. Niçin? Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışından geliyoruz. Vatan kadar değerli bir şey yoktur. Bayrak kadar değerli bir şey yoktur. Bizim vatan sevgimiz, bayrak sevgimiz lafla değildir. Lafla olmaz. Örnek mi istiyorlar? Hep örnek verdik. Kurtuluş Savaşı'nı bıraktık bir tarafa. Rahmetli Ecevit'e bakın siz. Rahmetli Ecevit'e bak. Egemen güçler neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevmezler? Egemen güçler neden CHP'nin iktidar olmasını hiç istemezler? Çünkü bilirler ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne onların istediği sözü geçiremezler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kendi ülkesinin çıkarlarını savunur değerli arkadaşlarım. Az önce de ifade ettim. Milletvekilleriyle konuşurken neredeyse İdlib'den az şehit geldi diye üzülecek beyefendi. Az şehit geldi. Niçin? Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Daha çok gelirse o kadar memnun olacak beyefendi. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Şehitler Tepesi zaten boş değil. Bu ülkenin bırakın tepesini, dağlarını, ovalarını, denizlerini. Her karış toprağında şehitler var. Her karış toprağında. Adamın haberi yok bundan. Bu devletin nasıl kurulduğundan haberi yok. Neler yapıldığından haberi yok bu işte insanın. Değerli arkadaşlarım. Siz oturursunuz. 34 şehidimiz olur. Sarayınızda oturursunuz. Çayınızı kahvenizi içersiniz. İdlib'de neler olduğunu telefonlarla dinlersiniz. Milletin önüne çıkmaya utanırsınız. 3 gün geçtikten sonra çıkarsınız. Hedef Kılıçdaroğlu. Niçin? Kılıçdaroğlu vatansever. Nasıl devireceğiz Kılıçdaroğlu'nu? Feriştahınızı gelse deviremez. Çünkü biz haklıyız arkadaşlar. Biz haklıyız. Biz haklıyız arkadaşlar. Sen oturacaksın çocuklarınla beraber Beştepe'de.
Fakir fukara, garip gurebanın çocuğu efendim Şehitler Tepesi'nde. Değerli arkadaşlarım, sizin çocuklarınız Beştepe'de, uçan saraylarda, efendim diğer saraylarda oturacaklar, keyiflerine çatacaklar. Bu ülkenin fakir fukara, garip gurebanın çocuğu Şehitler Tepesi. Onu da oraya layık göreceksin. Yabancı krallara, para babalarına her türlü imkanı vereceksin. Onların bir tepesi vardı meşhur, Sevda Tepesi. Şehitlere gelince de Şehitler Tepesi. Sen niye gitmiyorsun oraya? Sen git. Elinden tutan mı var? Kahramanlık edebiyatı yapıyorsun. Değerli arkadaşlarım, şunu da sormak isterim. Hangi milletvekilinin çocuğu İdlib'de? Hangi üst düzey yöneticinin çocuğu İdlib'de, Suriye'de, Irak'ta? Hangi para babasının, cebinde para olan para babalarının çocukları Suriye'de, İdlib'de? Kimin çocukları orada? Saray sosyetesinin çocukları orada mı? Hepsi parayla yaptılar. Bedelli askerlik yaptılar. Bastılar parayı, o işten kurtardılar. Bunları söyleyince de şimdi diyecekler ki vay, Kılıçdaroğlu yine orduyu böldü, yine yanlış söyledi. Yanlış değil arkadaşlar. Herkes eşit şartlarda askerlik yapacak. Nokta kardeşim. Eşit şartlarda. Ersen ersin kardeşim. Para babasının çocuğu ayrı, fakir fukaranın çocuğu ayrı, siyasinin çocuğu ayrı, öbürünün çocuğu ayrı, bakanların çocukları ayrı, garip kurebanın çocukları ayrı. Ben buna isyan ediyorum. Ben bunu doğru bulmuyorum. Erdoğan gidiyordu bazı yerlere, değil mi? Ölde ölelim diye slogan atıyorlardı. Hepsini topla gönder İdlib'e. Gönder oraya. Şehitler Tepesi de boş. Gönder oraya. Geldiği zaman da ağırla bari orada. Ama yapmıyorsun. Seni kefenle karşılayanlar vardı. Niye göndermiyorsun oraya? Değerli arkadaşlarım, daha acı olanı ne biliyor musunuz? Özgür Suriye ordusunu Kuvayi Milliye'ye benzetmesidir. Allah insana bu kadar cehaleti vermesin. Bu kadar cehaleti vermesin. Hangi Kuvayi Milliyeci egemen güçlerden aldığı parayla başka bir ülkede mücadele etti ya? Hangi Kuvayi Milliyeci? Beraber kurduk diyorsun sen. Kiminle? Obama yönetiminden beri geliyor ÖSO. Sen söylüyorsun, ben söylemiyorum. Ya onlar vatanları için mi mücadele ediyorlar? Hayır. Para vermezsen hepsi isyan edecek. Kendi vatanı için, kendi bayrağı için canını ortaya koyan adam aylık mı alır ya? Aile vermesen isyan edecekler. Devlet aklından söz ettim değerli arkadaşlarım. Devleti yönetenlerin aklından söz etmiyorum. Liyakat üzerine inşa edilmiş bir devlet geleneğinde bilgiden, birikimden, tarihten ders alınarak çıkarılan, süzülen bir akıldır devlet aklı. Her alanı farklıdır. Bilge insanlar oturur, konuşurlar. Onların görüşlerini alırsınız. Olayların içinde yorulmuşlardır, deneyim kazanmışlardır. Ve onlar siyasilere yol, yöntem gösterirler. Geçmişte yapılan hataların bir ülkeye getirdiği faturayı siyasetçinin önüne koyarlar, yanlış bir karar vermesin diye. Şeyh Edebali Osman Gazi'ye der ki, ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali bilmiyor muydu Şehitler Tepesi'ni? Önce insanı yaşatacaksın ki devleti yaşatabilesiniz. Sen insanı öldürüyorsun. Birilerinin telkinleriyle insanı öldürüyorsun. Şeyh Edebali bilge birisi değil mi?
Hepimizin yüz akı değil mi? Bütün dünyanın bildiği bir bilge değil mi? Savaş. Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir arkadaşlar. Ben söylemiyorum. Bütün hayatı, bütün hayatı savaş meydanlarında geçmiş bir komutan söylüyor bunu. Bütün hayatı geçmiş. Milleti savaşa götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Savaş öyle bir noktada olmalı ki milleti savaşa götürdüğümde vicdanımda bir azap duymamalıyım diyor. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Ancak millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir diyor. Kim söylüyor? Gazi Mustafa Kemal söylüyor. Bütün hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Erdoğan yine kendisini tutamıyor. Arka arkaya gene uzun uzun konuşmalar. Her seferinde malum benden söz ediyor. Ve şu açıklamayı yapıyor. AK Parti İl Danışma Meclisi'nde Çanakkale'den söz ederken Gazi Mustafa Kemal'in hitabıdır. Ben size ölmeyi emrediyorum. Bay Kemal tarihinden uzak, şehadetten uzak, şehadet nedir bilmeyen, bunun cahili olan bir kişi. İnanıyorum ki CHP'ye gönül veren kardeşlerim, vatandaşlarım da böyle bir şahsın arkasından gitmeyecek, onu da hesaba çekeceklerdir diyor. Çanakkale ile İdlib'i kıyaslamak kadar cehalet olabilir mi? Çanakkale ile İdlib. Ya Çanakkale vatan toprağı kardeşim. Vatan toprağı ya. Her karışına, her karışına binlerce can verildi. Her toprağına binlerce can verildi. Vatan toprağı ya burası. Sen İdlib'le Çanakkale'yi bir tutuyorsan vay bu memleketin haline. Vay bu memleketin haline. Nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir tarih bilgisidir? Nasıl bir cehalettir? Anlamakta zorlanıyorum. Emin olun. Eğer Çanakkale ile Suriye'de bir yeri beraber tutacaksan o yerin adı Süleyman Şah Türbesi'dir. Niçin? Süleyman Şah Türbesi bizim topraklarımızın olduğu yerdir. Oradaki bayrak da bizim bayrağımızdır. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni IŞİD terör örgütünden kaçırmadın mı Allah aşkına ya? Bayrağını indirmedin mi? Bayrağını indiriyorsun ya. Kendi toprağından bayrağını indiriyorsun. Ve bana Çanakkale örneğini veriyor. Şu cehalete bakın Allah aşkına ya. Şu beceriksizliğe bakın. Şu aziyete bakın. Aziyete. Acizlik içinde ne söylediğini bilmeyen garip bir adam. Emin olun garip bir adam. Daha acı olan ise şu. Sen Çanakkale'yi Gazi Mustafa Kemal erlere dönüp ben size ölmeyi emrediyorum derken neredeydi Gazi Mustafa Kemal? Sarayda mıydı? Cephedeydi. Cephedeydi. Jonkbayırı'nda cephedeydi. Anafartalar'da cephedeydi. İzmir'de cephedeydi. Beyler siz neredesiniz? 33 erimiz şehit olmuş. Beyler toplanmışlar sarayda. Sarayda toplananlar bana tarih dersi vermeye kalkıyorlar. Sen kim tarihçim ya? Sen adını bile zor yazarsın. Şehitlerimiz hepimizin baş tacı. Bu ülkenin şehitleri bu ülkenin onurudur. Bayrağı için, vatanı için hayatını veren, canını veren herkes bizim şehidimizdir. Bu topraklar onların yurdudur. Nerede ölürlerse ölsünler. Nerede şehadet şerbetini içerlerse içsinler. Onların yeri bizim bağrımızdır.
Ama o ailelerin çektikleri dram hepimizin ortak dramı olmak zorundadır. Piyade uzman çavuş Tolga Can Yılmaz, 24 yaşında, Bursa'da, ailenin tek çocuğu, evlenmek için para biriktiriyordu. Ailenin tek çocuğu şehit oluyor. O annenin, o babanın dramını acaba bunlar biliyorlar mı? Kınalı kuzusu hayatını kaybetti. O annenin yaşadığı tabloyu bunlar biliyorlar mı? Piyade Teğmen Bayram Olgun, 26 yaşında, Konyalı. Babası 2 ay önce vefat ediyor. 2 ay önce. Babasının cenazesine katılmak için Suriye'den geliyor. Babasının cenazesine katılıyor. Cepheye gitmeden önce mahalledeki berbere gidiyor ve tıraş oluyor. Şöyle söylüyor: arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur diyor. Evet, bu topraklardaki son tıraşıydı. Değerli arkadaşlarım, uzman çavuş İbrahim Tüzel, 7 kardeş bunlar. Acılı baba 2 gün önce, şehadetinden 2 gün önce telefonla konuşuyor. Şöyle diyor: oğlum 2 gün önce telefonla beni aradı. Ben şehit olacağım baba dedi. Ben de kendisine dikkatli olmasını, kendisine iyi bakmasını söyleyerek gözyaşları döküyor ve böyle anlatıyor. Onbaşı Turgut Burgay Korkmaz, 33 yaşında, 23 yaşında, Antalyalı. Baba yine aynı dramı anlatıyor. Oğlumla en son 15 gün önce görüşmüştüm. O zaman belliydi şehit olacağı. 15 gün boyunca hep gezdi. Yıllardır gezmediği kadar gezdi. Eşime herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne onur, güzellik yansımış dedim. Baba bile kabul ediyor oğlunun şehit olacağını. Süleyman Şahin 35 yaşında, Afyon'da. Annesi sarı kuzum diyerek tabutuna sağlayıp sarılıp ağlayan bir anne. Piyade uzman onbaşı Ali Taşgöz, 24 yaşında, Kayseri'de. Anne şunu söylüyor cenaze töreninde: dün akşam bana çok güzel göründün oğlum. Sen ağlama diyordun, bak ağlamıyorum. Seni asker selamıyla uğurluyorum evladım diyerek tabutuna sarılıyor. Uzman çavuş Güven Kurtulmuş, 23 yaşında, Bitlisli. Güroymak ilçesinin Budaklı köyünde toprağa veriliyor. 4 aylık evli ve eşi hamile. Piyade uzman onbaşı Batuhan Tank, 24 yaşında, 6 ay önce nişanlanmış ve hayatını kaybetti. Piyade uzman onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın annesi yürüyemeyecek konumda ve onu sedye ile tabutunun başına getirdiler ve anne öyle vedalaştı. Akif Akçadağ, Kahramanmaraş'tan, anne yine tabuta sarılıyor. Yavrum yine şaka yapıp da geldiğini söyle bana. Herhalde şaka yaptı yavrum, şaka yapıyor benimle diyerek. Mehmet Muhammed Akay, Mersin'de. Göreve başlayalı henüz 1 ay olmuş ve şehit oldu. Buna benzer bütün şehitlerimizin dramı var değerli arkadaşlarım. Annelerin dramı var, babaların dramı var. Sözleşmeli Er, Tekirdağ'da bir paylaşımda bulunmuş. Biz 7 yaşında yağmurun altında soğuktan titreyerek varlığın Türk varlığına armağan olsun derken şaka yapmıyorduk diyor. 7 yaşında soğukta okulun bahçesinde varlığın Türk varlığına armağan olsun derken diyor şaka yapmıyorduk diyor. Kim yasakladı bunu? Cenazeleri kaldırdılar. Evler Türk bayraklarıyla dolandı. Namazlar kırıldı.
helallikler istendi ama sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz konuşmamın başında da aktarmıştım. Bir an önce oturalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu işi konuşalım diye. O gece Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na da söyledim. Hemen toplanmamız lazım. Efendim hemen toplanmayalım. Niçin? Saray izin vermiyor. Sanki olağanüstü bir olay olmuş gibi o intiba ortaya çıkar. Ya zaten olağanüstü bir olay. Bakın değerli arkadaşlar. 28 Şubat'ta NATO Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor. Türkiye'nin talebi üzerine NATO olağanüstü toplanıyor. 28 Şubat yine aynı gün Putin Güvenlik Konseyi'ni acil koduyla olağanüstü toplantıya çağırıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yine bizim isteğimiz üzerine acil olarak toplandı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı acil olarak toplandı. Biz cuma günü perşembe yaşanan olay, cuma yaşanan olay, cumartesi acil toplanalım diyoruz. Ne gerek var diyorlar. Salı günü zaten meclis açılacak, orada konuşuruz diyorlar. Şimdi ben milletime soruyorum Allah aşkına ya. Ya bunlarda vicdan var mı ya? Ahlak var mı ya? Şehadetten söz ediyorlar. Ya sen şehadetten anlar mısın? Sen o annenin babanın dramını anlar mısın? Oğlunu askere gönderirken eline kına yakan annenin oğlunu büyük bir sevinçle tekrar bana gelecek diye bir beklentisini anlar mısın sen? Asker yolu gözleyen bir annenin dramını anlar mısın sen? Ya meclis bunları konuşmayacak da bunları görüşmeyecekse neyi konuşacak bu meclis ya? Ya bu meclise biz neden gazi meclis dedik? Hangi gerekçeyle gazi meclis dedik? Değerli arkadaşlarım, bakınız toplanıyoruz. Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip bilgi vermiyor. Niçin? Şehitler oldu, ses çıkarmadı. Ertesi gün oldu, ses çıkarmadı. Üçüncü gün oldu, kalktın ekonomiden söz ettin, başarılarından söz ettin. Sonra bana çattın. Ya arkadaş, bari meclise gel. Meclise bilgi ver. Trump'a bilgi veriyorsun. Putin'e bilgi veriyorsun. Merkel'e bilgi veriyorsun. 600 kişinin olduğu gazi meclise milletvekillerine bilgi vermiyorsun. Niye vermiyorsun? Milletvekillerinin yüzüne bakmaktan utanıyorsun, ondan mı acaba? Niye bilgi vermiyorsun? Anayasaya göre gelmesi lazım. Okuyayım. Anayasa 104. Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil eder. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verir. Karar veren adam gelsin buraya. Ya burası milletvekilleri. Üstelik çoğunluğu sen. Ayrıca MHP de seni destekliyor zaten. İstediğiniz kararı çıkarırsınız. İstediğiniz gibi konuşursunuz. Ama bizim sorularımız var. Milletin önünde soramadığımız sorularımız var bizim. Kapalı oturumda bunlara cevap vereceksin. Koşa koşa Putin'e gidiyorsun. 600 milletvekili var, buraya gelmiyorsun. Neden arkadaş? Milli Savunma Başkomutanlık'la ilgili Anayasanın 117. maddesi. Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir. Doğru. Başkomutanlık Cumhurbaşkanlığı tarafından temsil ediliyorsa Kıbrıs çıkarmasından bu yana en büyük kaybı, yurt dışında en büyük kaybı bu olayda vermişsek Erdoğan'ın gelip bilgi vermesi lazım. Anayasaya göre. Devam ediyorum. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Cumhurbaşkanı sorumludur diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. Sorumlu gelmiyor. Ne demektir bu? Siz istediğiniz kadar anayasa yapın. Anayasayı da ben takmıyorum diyor.
Ben bekliyorum yeni şehitler gelsin. Öyle diyor beyefendi. Anayasanın 117. maddesinin son fıkrası, Cumhurbaşkanınca atanan Genelkurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin komutanı olup savaşta başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir diyor. Nerede Genelkurmay Başkanı? Bu OHAL kararnameleriyle, sivil darbeyle neler yaptılar Genelkurmay Başkanı'na? Nerede bu askeri hakim, askeri hekimler? Yaralılarımız vardı. Askeri hekimler olsaydı, doktorlar olsaydı orada belki çoğunun hayatı kurtulabilecekti. Askerler istiyorlar ya asker hastanesi olsun. Savaşta mutlaka savaşı bilen doktor olması lazım. İzin vermiyor Erdoğan, yapmıyor. Şimdi koşacak şeye, Putin'e. Dün parti sözcüğümü söyledi ama ben yine burada vatandaşlarımın huzurunda ifade edeyim. Gidecek oraya. Erdoğan'dan şunu rica ediyorum. Putin'le yan yana geldiğinde de ki, ya bizim ülkemizde bir Bay Kemal var. Bu Bay Kemal durmadan bana soru soruyor. Benim soracağımı düşünmediği için onun adına ben sormazsam döndüğümde memlekette yine bana soracak. Bana 4 tane soru sordu, ben sana sormak zorundayım. Bay Kemal bunları istiyor. Birinci soru. Sayın Putin, birliklerimizin yerlerini Rusya ile koordine etmemize, yerlerini size bildirmemize rağmen askerlerimizi neden şehit ettiniz? Bu soruyu sor. Bay Kemal bu soruyu soruyor sana. Ben de onun sözcüsüyüm de. Çünkü bu soruyu sormaya cesaret edemez. İşteyse Bay Kemal'in adını kullanarak bu soruları sorabilir. Soru 2. Sayın Putin, ilk saldırının ardından Rusya'yı bir kez daha uyarmamıza rağmen ikinci saldırıyı neden gerçekleştirdiniz? İlk saldırı yapılıyor, uyarılıyor ama ona rağmen tekrar vuruyor. 3. soru. Yaralıların ve şehitlerin Türkiye'ye getirilmesi için helikopterlere neden izin vermediniz? Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Helikopterin gidip alması lazım. Hava sahasını açmadılar. Daha fazla can kaybı olsun diye. Ve 4. soru. Sayın Putin, savaş hukukunda yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmaz. Siz yaralı askerlerimizi almaya gelen ambulanslarımızı bile neden vurdunuz? Bu soruları sorsun. Bay Kemal'in sorularıdır desin bu sorular. Gazeteci arkadaşlardan da istirham ediyorum. Uçakla gelirken Erdoğan'a sorsunlar. Bay Kemal'in sorularını Putin'e sordunuz mu diye. Bu soruların cevabını bekliyorum. Benim için zor bir toplantı olacağını ifade etmiştim. Doğrudur. Ama hiç kimse unutmasın. Bu ülkenin taşı toprağı için, çakıl taşı için gözünü kırpmadan hayatını veren, hayatını verecek olan yüz binler, milyonlar var. Türkiye'nin savrulması konusunda da hiç kimse umutsuz olmasın. Hiç kimse. Bu memleketi sokakta bulmadık. Bu memleketi tekrar bölgesinin en güçlü devleti haline getirmek bizim boynumuzun borcudur. O nedenle söyledim. Demokrasiden yana olan, barıştan yana olan, huzurdan yana olan, insandan yana olan Millet İttifakı bütün bu sorunları aşacaktır. Bütün bu sorunları aşacaktır. Türkiye bölgesinin en güçlü ve en saygın devleti olacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım. Oturumu kapatıyor, saygılar sunuyorum.